Aa, Deniz Hanım. Hoş geldiniz. Ne haber canım? İyiyim, teşekkür ederim. Narin odasında mı? Yok, çıktı Narin Hanım. Ha, tüh ya. Şey, yemeğe mi çıktı? Telefonlarını da açmıyor. Yok, sabah gelir gelmez çıktı. Fırat Bey diye biri geldi. Hemen apar topar çıktılar. Kim o? Sevgilisi falan mı? Çok yakışıklıydı. Ortada da fena bir elektrik vardı. Fırat Bey. Evet. Nereye gitti bunlar? Bilmiyorum ki. Günlerdir geldiği yoktu zaten Narin Hanım'ın. Şimdi tam işe başlıyor derken birdenbire hemen yakışıklı bir prens tarafından kaçırılıverdi. Ama patronun pek hoşuna gitmedi bu durum. Gerçi bizim kızın da pek laftan anladığı yoktu ama... Ama neyse, iş her zaman bulunur. Hayırlısı olsun. Değil mi? Kaçta çıktı bunlar? 9 filan. Deniz, iyi ki evdesin. Ne oldu canım ya? Sen işte olmayacak mıydın akşama kadar? Gidemedim. İnsanların ortasında böyle olmak istemedim. Eve de gitmek istemiyorum. Yalnız başıma kalırsam kötü şeyler yapmaktan korkuyorum ben Deniz. Nasıl kötü şeyler? Mesela bu telefonu açıp Fırat'a kim o eve attığın kadın diye bağırmak gibi. Eve kadın mı atmış? Hizmetçi kız aradı. Ona da bugün izinlisin, yarına kadar gelme demiş Deniz ya. Öyle mi? Senin şimdi evde bir şeyin mi var? Casusun mu var? Ne alakası var canım? O kıza o işi ben buldum. Arkadaşımın yardımcısıydı. İşsiz kalınca ben de Fırat'a yönlendirdim. Sever beni yani. Ne var bunda? Kızla gelince beni aradı o da hemen. Allah canım, insanın evine herkes gelir. Bir ilişki olacak diye bir şey yok ya. İş içindir. Ya çocuğun başında bir dolu bela var. Onunla ilgili bir konudur. Gizli konuşulacak bir mevzudur. Hizmetçinin çenesi de bayağı gevşekmiş. Maşallah yumurtlamışsın her şeyi. Adam ne yapsın? Sağmıştır pırtı çeneyi başından. Aa, Fırat'tan daha çok Mary'e kızıyor gibisin. Kızıyorum tabii. Gereksiz yere seni huzursuz etmiş. Ne? Yani görmüş mü? Gözüyle mi görmüş bir şey olurken? Ne? Durup dururken seni deliye çevirmiş. Durup dururken mi? Ya Deniz, adam babasının evinden sepetledi beni. Arayıp sormuyor özür dilemek için. Hiçbir şey yapmıyor. Şimdi de bu. Ve sen bana durup dururken diyorsun ya. Ben kafayı yiyeceğim artık ya. Ne oluyor kızlar ya? Niye bağırıyorsunuz yine? Yeter. Yeter. Bu böyle olmaz. Bunları bizim hemen barıştırmamız lazım. Bak, yarın akşam güzel bir parti veriyorum. Tamam mı? Irmak'ın doğum günü. Mecbur. Mecbur Fırat da gelecek. Hı hı. Aa, harikayım ben ya. Bunu da hallettim. Süper. Oh. Ah. İyi fikir, iyi. Ha. Ama hadi şunları dolaba koy. Bir zola falan da var. Bir de bana yorgunluk kahvesi yap ver, hadi. Ha. Hayırdır, ne oluyor? Sen bana evlenme teklif edeli pek bir ev erkeği oldun bakıyorum. Para bile kazandık aşkım. Aa, resim mi sattın? Evet, 3 tane resim sattım senin kariyer krosuna. Sermet'e. Adamını göndermiş. 5'er kağıttan 3 resim. Neyse, sana olan borcum bitti. Manyak mısın be? Aa, senden para isteyen mi var Sergüslü? Al şu paranı. Olmaz, benimle param için evlenmeni istemiyorum. Aynen, sen bunca yıl bu kadar torba taşı, kadın sana kalkıp bir yorgunluk kahvesi koymasın. İyi oldu mu lan orası? Başka bir yere mi alsak ha? Abi 10 numara oldu. Işık falan da alıyor. O ne demek? Lan ışık alıyor. Çalacak. Çalacak tabii. Babuşkanın vasiyeti. Ali, Deniz Hanım'a sor. Şöyle iyisinden bir piyano hocası bulsun bize. Bir de gitmişken canım resimlerinden 3-5 tane al. Şöyle sağa sola asarız. Geldiklerinde muhabbet olur böyle, gidip bakarlar filan. Abi kasmasın o resimler seni. Adam manzara falan yapmıyor yani. Allah Allah. Bakmayız oğlum o tarafa. Efendim Hikmet Baba. Hemen buraya gel.
Bir şey mi oldu? Helikopteri hazırlasınlar. Yastığına gidiyoruz. O krediyi döndürüp zamanı gelince tak ödeyecektin. Ne iş çeviriyorsun sen? Trilyonla para girdi geçen ay kasaya. Ne demek krediyi ödememek, işi bu raddelere getirmek? Paran mı yok? Yok canım. Paramız var Allah'a şükür. Yani yemeği olan istifa noktalarına getiriyorsun o zaman. Bana bak. Mahsus yapıyorum deme bana. Boynunu kırarım buradan çıkamazsın. Hak etti senin oğlun bunları baba. Ulan ne konuşuyorsun abuk subuk? Neyi hak etti? Oğlanı hazırlıyoruz bunca senedir. Yükseliyor bankada takır takır. Neyi hak etti? Neyin peşindesin ulan sen? Niye orada barınamaz pozisyonlara getiriyorsun lan oğlanı? Ayrıca bana bak. Eğer o vurulma olayında senin parmağın varsa... Fırat kızının ölmesi gerekiyordu. Yok canım, o kadar uzun boylu değil baba. Vallahi oğlan emin senin yaptırdığın. Oğlunu biliyorsun. Yağmur yağsa benden biliyor. Ne gaz yaptı ben gene sana? Niye kudurdun taktın bunca seneden sonra oğlana tekrar? Ne oluyor? Biraz üzülecek. Öyle fazla değil ama. Biraz. Sonra vereceğim parasını. Run! Gene kızın peşinde dolaşmaya başladı baba. Öyle gitmeler, gelmeler, yemeğe çıkmalar. Öldürmediğime şükretsin. Hangi kızın ulan? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.